Nasıl yapacağız bu tahsilatı şimdi? Ben hemen esas borçluyu arıyorum Sadullah Bey. Ulaşılamıyor. Kızlarını dağ başında yapayalnız bıraktığı yetmiyormuş gibi telefonu da kapatmış. Kuzey gibi bir süper babaya hiç yakıştıramadım doğrusu. Babamı eleştirecek son kişisin sen. Defolun gidin evimden. Bakın hemen gitmezseniz jandarmayı arıyorum. Sen bilirsin. Ama onlar gelmeden biz alacağımızı alıp çoktan gitmiş oluruz. Abla. Ne demeye çalışıyorsun sen şu an? Sadece uyarıyorum Feride. En iyisi biz istersen dışarıda baş başa konuşalım, olur mu? Ne dersin? Ablama mı aşıkmış? O ne alaka ya? Ya ne bileyim işte içinde sevdiğim kadının olduğu evi yakma falan deyince öyle anladım. Ya şu an ben de en az senin kadar malım. Ya siz de amma kötü ev sahibiymişsiniz be. He, niyeymiş? Çay istedik. Az önce bir çay getirmediniz. Bir getirin bir çay da içelim ya. O kadar yol geldik. Ay gelmeseydin. Mendapur. Dua edin bu kıza bir şey olmasın. Allah'ım seni nur yarabbim. Eşkıyalar göstereceğim ben size. Açın kapıyı. Sen önden geç, geç, geç. Seni senden çok seviyorum Feride. Ve vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Bir şans verirsen her şey yoluna girecek, göreceksin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır, tam tersine. Sana bir çıkış yolu gösteriyorum. Çıkış yolu mu? Düpedüz şantaj bu yaptığın. Benim yardımım olmazsa bu adamlardan asla kurtulamazsınız, anlamıyor musun? Sağ ol ya. Çok iyisin gerçekten. Sanki bütün belaları başımıza sen sarmamışsın gibi bir de utanmadan karşıma geçmişsin, yardım edeceğim diyorsun. Sakın Kuzey'in beceriksizliğini benim üstüme yıkma, sakın. Sakın bir daha babamın adını ağzına alma, sakın. Sırf bizi kendine muhtaç etmek için babamı borca soktun. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Tamam, şimdi hepsini değiştirebilirsin. Eğer istersen aileni bu dağ başından, bu tefecilerden de kurtarabilirsin. Yeter ki... aşkıma karşılık ver. Sen aşktan ne anlarsın ya? Aşk öyle senin sandığın gibi kirli oyunlarla kazanılacak bir şey değil. Kalbinin kapısını bir açabilsen. O zaman aşkın ne demek olduğunu anlayacaksın. Açık zaten. Ama sana değil. Ne demek istiyorsun? Yoksa sen... Seni hiç ilgilendirmez. Pekala öyleyse. O zaman bu meseleyi... Sadullah Bey'le aranızda halledersiniz. Biz anlaşamadık. En iyisi Kuzey ortaya çıkana kadar hanımları misafir etmek. Ben buraya kadın kaçırmaya gelmedim. Paramı almaya geldim. İyi ya. Kuzey'de belki para yok. Ama babası zengin biri. Torunlarına kıyamaz, getirir paranı. Ben kimsenin peşinden koşmam Çetin. Sadece paramın peşinden koşarım. Siz de babanıza söyleyin. Borcu 3,5 milyon oldu. Buraya bir dahaki gelişimde elim boş dönmem, haberi olsun.
Ha bir de sizden bir çay alacağım var. Bence söylediklerimi bir daha düşün. Yoksa işler daha da büyüyecek, haberin olsun. Kızlar.